Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'ta layer maskeleri kullanımını öğreneceğiz. Daha önce görmüş olduğunuz videolarda layer maskelerini sıklıkla kullandığımı görebilirsiniz. Layer maskeleri, mimari Photoshop görselleştirmelerinizde işinizi oldukça kolaylaştıracak bir özelliktir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu görmüş olduğunuz örnekte sağ tarafta layer'larımın içerisinde layer maskelerimin olduğunu görebilirsiniz. Örneğin buradaki Earth layer'ımda siyah bir kutu üzerinde beyaz bir çizim olduğunu görebilirsiniz. Layer maskelerinin mantığında siyah olan kısımlar görünmeyen kısımları, beyaz olan kısımlar görünen kısımları ifade etmektedir. Bunun için boş bir kesit dosyası üzerinde bu işlemi tekrarlayalım. İlk olarak PDF dosyamı Photoshop'a sürükleyip atıyorum ve yeni bir layer oluşturuyorum. Bu layer'ı G'ye basarak Paint Bucket aracıyla beyaza boyuyorum. Ve bu layer'ı 6'a alıyorum. Böylece arka planımı oluşturmuş oldum. Dosyamızı bir gökyüzü görseli getiriyorum ve Enter'a basıyorum. Ctrl T tuşlarına basarak getirmiş olduğum gökyüzü görselinin boyutunu büyütüyorum ve Enter'a basıyorum. Buradaki kesit görselimde gökyüzü görselini layer maskesi kullanarak yerleştireceğim. İlk olarak bu layer'ıma sağ tıklayarak Rasterize Layer'ı seçiyorum. Böylece üzerine değişiklik yapabileceğim. Ve layer'ımın opacity'sini biraz düşürüyorum arka kısmı görebilmek için. Kesit çizimin olduğu layer'ı tıklıyorum. Ve W'ya basarak Magic Wand komutunu aktifleştiriyorum. Gökyüzünü seçmek istediğim kısma bir kere tıklıyorum. Ve gökyüzünün sadece bu kısımda görünmesini istiyorum. Bunun için layer maskesini kullanmadan yapabileceğiniz şey, bu layer'a sağ tıklayıp Select Inverse'a basarak layer'ınızı silebilirsiniz. Ve bu şekilde görselinizi yalnızca bu kısımda görünmesini sağlayabilirsiniz. Ama sonrasında eğer bir değişiklik yapmak isterseniz, mesela gökyüzünü buralarda da görmek isterseniz, bu görseli yeniden getirmeniz gerekecek. Çünkü görselin kendisine zarar vermiş olacaksınız. Bu yüzden bu işlemi bu şekilde yapmıyoruz. Bunun yerine layer maskeleri kullanıyoruz. Bunun için işlemi geri alıyorum. Bu yüzden layer'larımın alt kısmında bulunan layer maskesi simgesine tıklıyorum. Bir kere tıkladığım zaman yalnızca bu kısmın göründüğünü görebilirsiniz. Ancak daha önce yapmış olduğum gibi bu işlemi görselime zarar vererek değil, yalnızca görünmesini istemediğim kısımları gizleyerek yapmış oldum. Layer'ımın yanında oluşmuş olan dikdörtgen kutuya baktığımız zaman üst kısımlar beyaz, alt kısımların siyah olduğunu görebilirsiniz. Bu kutucuk siyah olan kısımların görünürlüğünün kapalı olduğunu göstermektedir. Yalnızca beyaz olan kısımları görmekteyiz. Normalde getirmiş olduğum gökyüzü görseli görünmesini istediğim kısımdan daha büyüktü. Bu yüzden bu layer maskesi sayesinde görünmesini istemediğim kısımları kapattım. Bu layer maskesi ne işime yarıyor? Dediğim gibi görsel üzerinde bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman görselinize zarar vermediğiniz için rahatlıkla geri dönebilirsiniz. Örneğin bu kısma yaklaştığım zaman aslında gökyüzü olmayan bir kısmın da buradaki çizgi birleşmediği için buranın da gökyüzüne boyandığını görüyoruz. Ben bu kısmı silmek istiyorum. Bunun için Rectangle Marquee aracımı kullanarak bu kısma bir dikdörtgen seçim alanıyla seçiyorum. Ve Layer maskeme tıklıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey seçili alanınızın normal gökyüzü layer'ınız değil, burada bulunan layer maskesinin kutusuna basmanız gerektiği. Bu kısma basıyorum. Ve görünmesini istemediğim için renk paletimden bunu siyaha getiriyorum. Bunun için buradan rengi değiştirmeye basıyorum. İsterseniz X'e basarak da bu renkler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında G'ye basıyorum. Ve Paint Bucket aracımı aktifleştiriyorum. Ve bu kısmı siyaha boyuyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı siyaha boyadığım için layer maskesinde siyah olan alana eklenmiş oldu. Yani görünmeyen alana eklenmiş oldu. Bu yüzden bu kısmı gökyüzü olarak görmüyorum. Bunun dışında eklemek istediğiniz kısımlar olabilir. Örneğin burada kodların olduğu kısımlar Magic Band ile seçilemediği için bunların arkasında beyazlıklar kalmış. Bunun için bu kısmı da Rectangle Mark aracıyla seçiyorum ve bu sefer bu kısımları beyaza boyuyorum. Fırçamı büyüterek bu alanları da beyaza boyuyorum. Yani bu kısımların da gökyüzüne boyanmasını sağlıyorum. Ve Ctrl D tuşlarına basarak seçili alanımdan çıkıyorum.
Layer'ınızın görseliyle yanında oluşan layer maskesinin arasında bir zincir işareti olduğunu görebilirsiniz. Bu işaret aralarında bağlantı olduğunu göstermektedir. Siz bu layer'ı aşağı yukarı hareket ettirirseniz, layer maskesiyle görseliniz birlikte hareket edecektir. Eğer aralarındaki zincir bağlantısı tuşuna bir kere tıklarsanız bu bağlantı gider. Ve siz görselinizi yalnızca layer maskesi içerisinde hareket ettirebilirsiniz. Örneğin bu gökyüzü görselinde bulutta bulunmakta ve bu bulutun yerini istediğim gibi değiştirmek istediğim zaman aralarındaki bağlantıyı kaldırarak bu layer maskesi alanı içerisinde bunu değiştirebilirim. Yeniden bu bağlantıyı eklemek için aralarına bir kere daha tıklayabilirsiniz. Layer maskesini silmek isterseniz bu layer'a sağ tıklayarak Disable Layer Mask'e basabilirsiniz. Böylece layer maskenizin üzerinde bir çarpı simgesi olduğunu görebilirsiniz ve bu da layer maskenizi deaktif edecektir. Yeniden aktifleştirmek için mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayarak Enable Layer Mask'i seçebilirsiniz. Bunun dışında layer maskenizin olduğu kutucuğa sağ tuşla tıklayarak da Disable Layer Mask, Delete Layer Mask gibi simgeleri kullanarak layer maskenizi deaktifleştirebilirsiniz veya Delete'e basarak silebilirsiniz. Böylece görseliniz eski haline dönecektir. Bunun dışında bu kesite bir de zemin getirebiliriz. İstediğiniz bir görseli ekranınıza sürükleyerek attıktan sonra boyutlandırabilirsiniz. Kesitimin boyutuna uygun bir şekilde boyutlandırıyorum ve Enter'a basıyorum. Sonrasında kesit çizimimin olduğu layer'a tıklayarak Magic Wand aracılığıyla bu alanı seçiyorum. Ve getirmiş olduğum görsele layer maskesi atıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi oluşturulan layer maskesinde yukarıdaki kısımlar siyah, aşağıdaki kısımlar beyaz oldu. Gökyüzünden farklı olarak aşağıda bulunan görsel görünür olduğu için layer maskesinin alt kısmının beyaz olduğunu görüyoruz. Yine bu görselde de yanındaki zincir işaretini kaldırarak layer maskesi içerisinde layer'ımı hareket ettirebilirim. Bunun için yalnızca layer'ınızın seçili olduğundan emin olun. Eğer layer maskeniz seçili olursa layer maskenizin alanını hareket ettirirsiniz. Ve bu şekilde layer maskenizin seçili alanının da değiştiğini görebilirsiniz. Bunun dışında layer'larınızın altında adjustments ayarları bulunmaktadır. Buradan solid color'ı kullandığınız zaman da layer maskesi mantığında çalışmaktadır. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bu özelliği sıklıkla kullandığımı görmüşsünüzdür. Kesit layer'ıma geliyorum ve Magic Wand ile burada bulunan binaları seçiyorum. Çoklu seçim yaptığımdan emin oluyorum. Buradaki simgenin seçili olması önemli. Böylece daha fazla seçim yapabileceğim. Ve burada bulunan binaların hepsini seçiyorum. Bu kısım istinat duvarı, o yüzden burayı seçmiyorum. Ve burada bulunan Adjustments ayarlarından Solid Color'ı seçiyorum. Buradan yine istediğim bir rengi seçiyorum. Ve OK'ye tıklıyorum. Yeni oluşturulan layer'da görmüş olduğunuz gibi sol kısımda seçmiş olduğum renk, sağ kısımda ise layer maskesi görünmekte. Layer maskesine tıkladığımız zaman siyah kısımlar görünmeyen alanları, beyaz kısımların seçili alanlar olduğunu görebilirsiniz. Burada yalnızca seçmiş olduğum alanlar beyaz olarak görünmektedir. Bu layer'ı sürükleyerek çizimimin altına alıyorum. Böylece çizgilerin görünmesini sağlayacağım. Ve buradan opasitesini biraz düşürüyorum. Kesitimi boyarken de layer maskelerini sıklıkla kullanıyorum. Örneğin döşeme ve duvarları boyarken Magic Wand aracıyla seçiyorum. Yine kesit layer'ımın seçili olduğundan emin oluyorum. Bu alanları seçtikten sonra yine Adjustments ayarlarından Solid Color'ı seçiyorum.
ve siyah rengini seçiyorum. Bu kısımda da yine bir layer maskesi oluşturmuş oldum. Sonrasında yaklaştığım zaman aslında eklemeyi unuttuğum kısımlar olduğunu görüyorum. Ve bunun için Rectangular Marquee aracımı aktifleştiriyorum. Kısa yolu M, M'ye basarak aktifleştiriyorum. Ve bu kısımları bu araçla seçiyorum. Çünkü Magic Wand aracıyla seçilemeyecek kadar çok çizgi kesişimi bulunmakta. Buradan çoklu seçime tıklıyorum. Böylece daha fazla şey seçebileceğim. Bu alanları seçtikten sonra Layer Maskeme tıklıyorum. Ve beyaz rengim seçiliyken G'ye basarak Paint Bucket aracıyla bu kısımları yeniden boyuyorum. Böylece bu kısımlar da Layer Maskesinin içine eklenmiş oldu. Boyama işlemleri için belki bu layer maskesi size çok mantıklı gelmeyebilir. İsterseniz yeni layer oluşturarak da paint bucket aracıyla kullanabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca her yerde layer maskelerini kullanmaya dikkat ediyorum. Sonrasında bir değişiklik olduğu zaman işimi daha kolay bir şekilde halledebildiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda solid color özelliğini kullandığınız zaman layer'ınızın rengini tek bir hamleyle kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunun için oluşturulan layer'ın yanında bulunan renk kutusuna çift tıklayarak çıkan ekrandan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu bana daha pratik geldiği için bu yöntemi kullanıyorum. Bu videoda Photoshop'ta layer maskelerinin kullanımını öğrendik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.